Herkese merhaba. Bugün kedi çiminden, kedi otundan bahsedeceğim. Daha önce ben kullanmıştım. Hatta YouTube'da kedilerim iştahla yerken videosunu çekip atmıştım. İzlemişsinizdir ya da izlemeyenler varsa izleyebilirler. İnanılmaz bir iştahla gerçekten yiyorlar kedi otunu. Kedi otu sindirim için, kedilerin sindirimi için mutlaka kullanılması gereken bir ot. Maltmacun da tabii kullanılması gerekir ama ben çiçeklerim baktım yavaş yavaş yolunuyor. O yüzden ben kedi otunu faydalı buldum ve devamlı kullanmaya başladım. Şöyle Carrefour'dan aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle bir kutu. Carrefour çok güzel bir kutu yapmış. Neden diyecekseniz, benim daha önce de şöyle kullandığım bir kutum vardı. Bunları atmıyorsunuz. Amaç bunları sokaktaki hayvanlara mama koyup vermek için kullanabilirsiniz. Öyle bir amaç edinerek böyle bir paket hazırlamışlar. Zaten pakette de şöyle hemen yazıyor. Böyle sokak, evet. Okumuşsunuzdur. Tekrar okumaya gerek yok. Şöyle ben açayım. İlk aşamasını kaydedeyim. Yani aşama aşama kaydedeceğim. İlk yapım aşaması, birinci aşama. Sonra gün gün videonun devamını çekeceğim. O şekilde YouTube'a atacağım. Şöyle nasıl yapılacağına dair şöyle bilgi var kağıtta. Şöyle gördüğünüz gibi vakumlanmış poşette şöyle toprağımız var. Şunu ben önce anlamamıştım ama daha sonra anladım. Onu şimdi anlatacağım. Ne işe yaradığını şunun. Gerçekten çok amaçlı bir şeymiş bu tel. Şöyle gördüğünüz gibi içinden ilaçsız tohum. Şimdi ekimine başlayalım. Şöyle ben toprağa koydum. Bu arada yaz gribi olduğum için sesim çok kötü çıkıyor. Normalde de gerçi kötü çıkıyor ya, videolarda fark ettim yani. Bu arada çok videolarda değinmiyorum ama kanalıma abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Yani abonelik sayesinde daha çok kişiye en azından ulaşabiliriz. Şöyle taş çıktı. Neyse kalsın, içinde var taş da. Şöyle taşlar çıktı. Allah Allah. Aa, bir taş daha çıktı. Neyse. Şöyle tekrar dökeyim. Şu kadar kum bırakacağım içinde. Çünkü daha sonra şey tohumların üstünü örtmek için kullanacağım daha sonra o toprağı. Şöyle, evet. Şimdi tohumlarımızı açalım. Şöyle, evet. Tohumlarımız. Aa, bir saniye. Şu küfe, mama yok kızım. Yaş mama yok ve mutfak yasaklı bölge. Çıkar mısın? Hadi çık artık. Çık. Çık mutfak yasaklı bölge. Çık, tamam mı? Mama yok. Hiç boşuna yatma. Mama yok şu küfe. Mama yok yani. Yaş mama yani. Sürekli yaş mama istiyorlar. Sürekli yani. Çok vermemem lazım ama şu anda felçli kedim olduğu için, ona verdiğim için mecburen bunlara da kokuyor ve bunlara da her gün yaş mama vermek zorunda kalıyorum. Aslında iyi bir şey yapmıyorum, farkındayım. Ve şu an kuru mama yemiyorlar açıkçası. Hep yaş mama yiyorlar. İşin kötü tarafı da felçli kedim yaş mama yemiyor, kuru mama yiyor. Ve bu yüzden onunla ilgili bir sorun yaşıyorum. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi tohumları ektim. Şöyle. Ektim derken döktüm aslında. Daha önce de bu şekilde yaptım. Çabuk oluyor zaten ya. Böyle. Şöyle serpiştirelim. Şöyle. Serpiştirelim. Evet. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun ne işe yaradığını hemen göstereceğim. Şöyle. Videoyu ters tuttum bu arada, kusura bakmayın. Şöyle, evet, gördüğünüz gibi. Şöyle bir telden yapılmış bir örgü, şöyle şu şekilde. Bunu şunu hemen geçireceğim birazdan pakete. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu şekilde geçiriyoruz, şöyle şöyle. Ne işe yarıyor derseniz, çok gerçekten çok işe yarıyormuş. Otlar bu tellerin arasından çıkıyor ve şey,
Kediler kuma ulaşmadan, yani kökünden yolmadan üstten üstten bu şekilde şeyleri, kedi otlarını yiyebiliyorlar. Bu da en azından kumların hem saçılmamasını hem de kedi otunun kökten çıkmayıp daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Şimdi üzerine bir cam suyu dökeceğim. Daha sonra gün gün oluşumunu takip edeceğim. Yaklaşık 3-4, en fazla 5 gün sonra kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi cam suyunu yapalım. Şöyle ben elimle cam suyunu şöyle şu şekilde damla damla yapıyorum. Zarar görmesin tohumlar. Burada elim de çok yaşlı eli gibi çıkmış ya aslında. Yaşlı biri değilim. Şöyle. Gerçi bu gripli sesle kendimi tanıyamıyorum yani. Ruh olarak da bazen 60 yaşında hissedebiliyorum. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi can suyumuzu verdik. Şu şekilde yeteri kadar bence can suyu verdik. Evet. İlk ve en önemli aşamayı tamamladık. Oluşumlarını ben birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün şeklinde video veya fotoğraflayıp bu videonun bir sonraki ikinci part olarak devamını ekleyeceğim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Bu arada tekrar söyleyeyim, bu kötü sesimle, gripli sesimle kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız canınız sağ olsun. Ayrıca her türlü sorularda, her türlü yorumlarda çok profesyonel biri değilim ama elimden geldiğince hani sorularınıza cevap vermeye, bilgim yettiğince cevap vermeye çalışıyorum. Her türlü sorularınız da bana aşağıdaki mesajlarla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.